Evet arkadaşlar, bugün bahçeye çekeceğiz. Bu armut gerçekten yerini çok sevdi. Santa Marina armudu. Yani bu sene bu armutta maşallah var ya. Yani yorumlara maşallah yazarsanız sevinirim. Yani eğer ağaç yerinden kırılmazsa 3-4 kasa armut var burada. Hayırlısı. Ve tesadüf ki bunun birkaç yerini değiştirdik. Burayı beğendi. Burada böyle oldu. Çok ilginç. Cevizler de iyi büyüdü ama kaç tane ceviz var onlarda? Şurada bak. Görüyorsanız. Şurada ceviz var. Bu da yan tarafında mısır tarlamız var. Biraz işte gölge olduğu için ağaçlar gölge yaptı. Cılız oldular yani. Şurada da bir tane ağacımız var, dut ağacımız. Çok çabuk büyüyor dut. Burada da kendiliğinden bak çekirdek atıyordum ben sağa sola. Kendiliğinden çıktı. Şeftali. Bunu saksılara dikeceğiz. Bu da kabak. Başlangıcı böyle almış başını gitmiş. Bu şekilde. Evet, bu da mısır bahçemiz. Mısırlar bu şekilde vermeye başladı. Bu da eskiden yaylalarda oluyordu. Dikensiz more. Bunda da maşallah bayağı var. Evet, birinde üzüm de var. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Öylesine bir iki tane karpuz diktik buraya. Bundan karpuz oldu. Şaşırdık harbiden. Evet, karpuzlar da oluyor yani. Bu da fasulye seramız. Bu şekilde. Evet, salatalık ve domatesde az bir şey biber var burada da. Bu şekilde. Evet, seraya girdik. Domatesler benim boyum kadar çıktı ama üstünde, altında, her yerinde domates oluyor. Koparalım. Bu da kapımızın önüne çekirdekten yetiştirdiğimiz cevizler var. 3 tane. Bir de şurada iki tane diktik ama ağaçların dibinde kaldı. Şu ağaçları kesersek büyüteceğiz bunları. Bakalım hayırlısı. Kameramız mevcut. Hem burada hem burada kameramız var. Evet, bu şekilde bir tane burada kameramız var. Bu da kapının tam karşısına geçen sene babamla diktik, ufacıktı. Buraya da iyice çerçeve yaptık ki birileri kırmasın, çocuklar, hayvanlar yemesin.
Bayağı bir yürü, yaklaşık bir 3,5-4 metre oldu çınar ağacı. Karşısına da söğüt diktik. Tabii söğüt şeyden büyüyor. Yani dalı kesip yeri şey yaparsanız, bir de sularsanız büyüyor. Bu da böyle büyüdü. Bu aynı zamanda diktik bunları. Aradaki farkı görün. O aldı başını gitti. Yani ağaç oldu. İşte ben devamlı buna su veriyorum. Şimdi buraya da incir diktik. Fakat bunu saramadık. Saramadığımız için inciri koyunlar maalesef yapraklarının her tarafını yemiş. Yani resmen ağacı sömürmüşler. Fidanın her tarafını yemişler gördüğünüz gibi. İşte böyle yedikleri için de büyümemiş. Ufacık kalmış. Evet, buraya da dışarıdaki şey salatalarımız bu şekilde. Annem lahanayı çok seviyor. Lahana dikti. Burada da ufak bir seramız var. Burası komple biber. Saksı da oldu. Dışarıda onu da göstereceğim. Seranın içinde daha başlamadı. Bu işler böyle. Bazen serada iyi oluyor, bazen dışarıda. Burada diğer taraftaki salatamız. Evet, maşallah ya. Salatalarda fena değil yani, iyi oldu. Bu şekilde. Dediğim gibi saksılarda böyle yetiştiriyorum cevizi, sonra dışarıya dikiyoruz. Bakın annem çuvalda bile domates yetiştirdi. İşte bazısının toprağı vitaminsiz olduğu için olmuyor ama güzel gübreli toprakta yaparsan böyle çuvalda bile olur bakın. Görüyor musunuz? Hiçbir şey yok. Domatesin olmuş halinde çekeceğim, göreceksiniz. Bu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet, bu da babamın çiçeği. Bakın gördünüz mü? Saksıda biber vermiş. Daha serada yetişmedi. Çok ilginç. Aşağı yukarı aynı zamanda diktik. Ama saksıdaki biberler, bu da havada çileğim. Bu şekilde. Şunlar da saksıdaki nanelerim. Gözükmüyor saksılar. Yani o şekilde güzel oldu nane. O da bizim meşhur kareymiş. Gördüğünüz gibi. Gerçekten bu sene efsane oldu. Çok güzel oldu. Şekilde. Bu da yeşil elma. O da meşhur bizim Napolyon kirazımız ama zamanı geçti. Bu da yeşil elma. Şurada yabani kiraz var. Bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Saygılar, selamlar.